Herkese merhaba. Evet, bunlar burada kalmış. Mikrofon. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Soğuk ve bir o kadar rüzgarlı günlerden merhaba. Pazar gününü iple çekiyorum. Çünkü pazar gününden itibaren havalar ısınmaya başlayacak. Hava durumu öyle söylüyor. Gerçekten çok 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 soğuk. Biz de bu soğukta giyinip, şimdi üzerimi çıkartıyorum müsaadenizle. Biz de bu soğuklarda giyinip alışverişe gittik. Şimdi şunu da bırakıp geliyorum. Biz de bu soğuklarda alışverişe gittik Ender'le beraber. Önce 101'e gittik. Bir şey almadık. Dolaştık. Sonra dedik ki hadi Migros'a gidelim. Migros'a gittik. Migros'tan bir şeyler aldık. Dönüşte de BİM'e uğradık. BİM'den de bir şeyler aldık. Geldik. Hemen kahvemi yaptım. Evet, sizin de çayınız kahveniz hazırsa başlıyorum. Ah, bu arada havalar soğuk demişken kremlerim bitti. Bakayım. Kremlerim bitti. Diadermlerim bitti. O kadar çok emiyor ki yüz, cilt bu soğuklarda, özellikle kremleri. Şimdi şu bitmek üzere. Artık bu benim sadece el kremimdi. Bu gerçi el, yüz ve vücut diye geçiyor. Bakın, psikolojik krem sürüyorum. Şöyle bir nemlendireyim. Bu da el, yüz ve vücut kremi. Evet, süre süre bu çantamın içindeydi. Çanta içindeki kremimi çıkardım. Çünkü gerçekten çok nemlendirmeye ihtiyaç var. Kuruyor ve çatlıyor. Hoş sürsek de çatlıyor. Ben sürmesem herhalde şöyle bir kaplumbağa derisi gibi yüzüm gezeceğim. O kadar çok krem sürmeme rağmen yine çatlıyor. Su da içiyorum, sıvı da alıyorum. Beslenmeme de dikkat ediyorum. Bol bol sıvı içiyorum. Özellikle başta su. Ama kuruyor. Hoş geldin oğlum. Oh, çocuklar da geldiler. Evet, ne diyordum? Bu krem de bitti. Bunu da buradan göstermiş olayım. Çok memnunum. Aynısından Aqua Sensation canlandırıcı bakım kremi Nivea'nın alacağım. Gerçekten çok beğendim bu kremi. Zaten bitti. Şimdi kremleri şöyle koyalım ve gelelim market alışverişine. Öncelikle Migros'a gittik. Migros'un fişi şurada. Migros'tan neler aldık? Migros'tan ekonomik 200'lü peçete aldım. Fiyatı 2,5 lira. Şöyle. Dur kızım. Kobe'de aşağıda. Fındıkta şurada. Hop, yukarı gitti. Brefin Deluxe Yasemin kokulu tuvalet için blok aldım. Blok deniliyor herhalde bunlara. Şöyle Brefin Deluxe Yasemin kokulu ikili bloğunu aldım tuvaletler için. Fakat 9 lira 90 kuruş indirime düşmemiş. 7 lira 90 kuruştu etikette. 9.90 üzeri çizikti ve 7.90'dı. Şimdi çok üzüldüm. ah Migros'a. Her neyse, 9 lira 90 kuruş. Ama bunu gittiğimde söyleyeceğim. Ve Dunkek lokmalık aldım. Çok seviyorum ben Dunkek. Sevdiğim sayılı abur cuburlar arasında Dunkek Hindistan cevizli olanı. Hindistan cevizini çok sevdiğim için ve bu keklerin içinde de hatırı sayılır şekilde Hindistan cevizinin aroması, şurubu, bir şeyi, tadı olduğu için inanılmaz seviyorum. O yüzden aldım. İndirimdeydi. 3 lira 25 kuruş. Dunkek lokmalık. evde de olması iyi oluyor. Gelen olduğunda çayın kahvenin yanına koyuyorum. Ama bir itirafım var. Bir itiraf. Evet, itiraf ediyorum. Lokmalı bu Hindistan cevizlisini açınca bitiriyorum ben. Çok acı ama acı gerçekler. Aslında yapmamam lazım ama çok seviyorum. Ne yapayım? Sevilmeyecek gibi değil ki. Evet. Asiye'ye gitmiştim. Asiye bize fırında patates yapmıştı. Çok güzel, böyle baharatlı bir patates fırında. Ve onun evinde gördüm acılı mayonez. Daha önce hiç yememiştim. Şöyle, mayonezin her çeşidini çok yedim. Hatta mayonezin üzerine tabasco sos damlatıp da yemiştim. Seviyorum, acıyı seviyorum ama hiç acılı mayonez alıp yememiştim. Orada tadınca çok 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 hoşuma gitti. Eve de almak istedim. 16 lira 95 kuruş fiyatı, %40 indirimle aldım. Yani 6 lira 78 kuruş bir indirimi
oldu. 10 lira 17 kuruşa almış oldum. Çok da iyi oldu bu. Sevdim bunu. Orada öyle tesadüfen tadınca. Hep aklımdaydı. Dankek lokmalığın havuçlu tarçınını. Daha önce hiç yemedim. Hiç almadım. Sanıyorum bir arkadaşım dedi ya havuçlu tarçınlısı da çok güzel oluyor. Ben hep Hindistan cevizli aldığım için o bir yerde yer etti kafamda. Bugün görünce dedi hadi dedim havuçlu tarçınlıyı da alayım. Hatta bunu alayım götüreyim anneanneme. Götüreyim bir çay demleyelim. Çayın yanında deneyelim diye aldım. 3 lira 25 kuruş bunun da fiyatı. İndirimdeydi Migros'ta. Ve Hindistan cevizi ananas sever olarak ananas eti Oshpesh'in ilk defa gördüm ananaslısı. Hindistan cevizisini biliyorum ama yani aldım, tattım, bitti. Hani devamını bu dankek gibi almıyorum. Hindistan cevizliyi hiç yemedim. Ay, pardon, ananaslıyı hiç yemedim ve ilk defa gördüm bugün. Çok da memnun oldum gördüğüme. Hemen alıp denemek istedim. 2 lira 25 kuruş fiyatı. Bunu da deneyeceğim. Bakalım Hindistan cevizisi çok güzeldi. Bakalım ananaslısı nasıl? Migros'tan yoğurt aldık. Güzeldir ananaslısı da bence. Güzeldir. Ananas ve Hindistan cevizini sevenler için güzeldir. Anneannem arıyor. Efendim anneanneciğim. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. İyi İyi akşamlar. akşamlar. Evet. Ah dudağım kanıyor ya. Evet. Migros'tan yoğurt aldık. Kaç? 1,5 kilogramlık yoğurt. 7 lira 45 kuruş fiyatı. Makarna sosları Knorr'un. Aa, çok güzel. Daha önce denemiştim bunları. Çok beğendiğim için tekrardan aldık. Daha doğrusu aldım. Çok seviyorum bu makarna soslarını. Biri 4 peynirli makarna sosu. Diğeri de mantarlı makarna sosu. Fiyatları 4 lira 95 kuruş. Bugün indirimdeydi. %40'lık bir indirim. 1 lira 98 kuruş indirim olmuş oldu. 2 lira 97 kuruşa aldım tanesini. Evet ve Hindistan cevizi sütü 1 litre 1 litrelik Hindistan cevizi sütü Alpro markasının ilk defa aldım. Daha önce biliyorsunuz konserve alıyordum metrodan metro markette kalmıyor. Hemen bitiyor. Ender gördü bunu 1 litrelik Hindistan cevizi sütü. Fiyatı da çok uygun. 18 lira 90 kuruş 1 litresi. 500 yarım litreliği konserve şeklinde en uygunu 11,95 12,95 böyle 1 litrelik olunca daha uygun. İnşallah içi de güzeldir, tadı da güzeldir. Böyle alırız daha bereketli. Ben bunu Hint yemeklerinde kullanıyorum ve bazı yemek soslarında kullanıyorum. Gerçekten çok güzel. İçince de güzel. İçmek, tüketmek için de çok güzel. Hindistan cevizi sevenler için tavsiye ederim. Bunu bilmiyorum yalnız. Konserveden bahsediyorum. Konserve şeklinde olandan bahsediyorum. Bunu bilmiyorum. Bunu da ilk defa tatmış olacağım. 18 lira 90 kuruştu fiyatı. İnşallah güzeldir. O konserve şeklinde olanlar kadar. Ve Ender yine Dimes'in ananas ve Hindistan cevizi suyunu şöyle görmüş. Sevdiğimi bildiği için de deneyelim dedi. Bunu da ilk defa. Sadece Sekin eskiden tek ananas suyunu alıp içiyordum. Arada bulduğumda da içiyorum ananas suyunu. Ananası yazın da alıp ya da bulduğum zaman alıp dilim dilim yemeyi de çok seviyorum. Böyle meyve sularını da seviyorum. Karışık hiç bilmiyorum. Bunu ilk defa gördük. Bunu da deneyelim diye aldık. 5 lira fiyatı. Dilerim bu da güzeldir. Ve son olarak iki tane daha makarna sosu var Migros'tan. 4 peynirli iki tane de 3 tane 4 peynirli bir tane mantarlı almışım. Toplamda 4 tane almışım. İndirimde olunca 2 lira 97 kuruşa gelince tanesi alayım bulunsun. Gülşah da çok seviyor. Anneannem de çok seviyor bu soslu makarnaları. Yani bu sosla yapılan makarnaları.
Ve bu kadar aldığımız son olarak Migros'tan banvit tavuk göğsü aldık. Tavuk banvit piliç bonfile 17 lira 47 kuruş kilosu. Bu 17 lira 46 kuruş. Migros alışverişimiz bu kadar. Şimdi 101 alışverişine geçiyorum. 101 alışverişte. Aa, 101. 101'den pek bir şey almadık. Kamera buradayım. Evet, 101'den pek bir şey almadık. Hemen aldıklarımı göstereceğim size. Fişini arıyorum. İçine atmıştım. Bir tane ekmek aldım 101'den. Hemen şuradan bakalım. 1 lira 25 kuruş bir adet ekmek. Köftelik bulgurum bitti. Malum geçen çiğ köfte yaptık evde. Analı kızlı çiğ köftede yarıştılar. İkisi de çok güzel olmuştu. Ellerine, kollarına sağlık. Evet, Asiye ve Ece'nin. Ne yaptın? 101'den pek bir şey almadık. Bir tane ekmek 1 lira 25 kuruş fiyatı. Geçen Asiye ile Ece vardı biliyorsunuz. Köfteler yarışıyor oldu evde. Çok güzel yarışlar. İkisi de birbirinden lezzetli oldu. Tabağı yiyecektik az kalsın tabakları. Çok lezzetli çiğ köfteler yaptılar. Analı kızlı çiğ köftesi oldu. Ben de hemen yedek bulunsun diye, yani yedek bulunsun diye değil, evdeki köftelik bulgur o gün kullandığımız için evde bulunsun diye 101'den bir tane köftelik bulgur aldım. 1 kilogramlık 3,95. Hem böyle çiğ köfte yapılabiliyor, hem kısır, göce nasıl tabir ediyorsanız salata çok güzel oluyor. Bulunsun 3,95. Daha sonra Ender çok seviyor. Yeşil mercimek aldık. Kara şimşek 1 kilogram. 5 lira 95 kuruş. Teyzemle konuşmuştum geçenlerde. Demişti ki ne yemeği yaptın diye soruyorum. Ben merak ederim. Böyle biraz ilgim olduğu için menülere, yemeklere. Dedik yeşil mercimek salatası var. Dedim nasıl yaptın? Şöyle şöyle birazcık unuttum. Şimdi size söyleyemiyorum nasıl yaptığını. Teyzemi arayıp soracağım. Yeşil mercimeği haşladığını biliyorum. İçine nar ekşili sos. Ne turp pancar rendelemiş bir şeyler. Aklımda kalanlar. Dedim ben de yapayım. Ender de çok seviyor yeşil mercimek. Yemeğini seviyor. Kara şimşek yemeği. Dedim salatasını yaparız. Güzel oluyormuş. Deneriz dedi. O yüzden aldık. Bak şimdi bir yandan da hatırlamaya çalışıyorum. Teyzem içine neler koyuyordu, koymuştu. Unuttum. Ama soracağım. Yaparım önümüzdeki günlerde. Haşlandığını biliyorum. Haşlıyorsun. İçine pancar rendeledi diye hatırlıyorum. Bilmiyorum. Çok güzel anlatmıştı. Çok da yapmak istemiştim. Bu hafta içi yaparım yeşil mercimek salatası. Lor peyniri aldım. Ekicinin yarım kilogramlık. Ben bunu ne için aldım? Çingen pilavı yapmak için. Bizim burada çingen pilavı diyorlar ismine. Lor salatası yani. İçinde domates, salatalık, kuru soğan, karabiber, tuz var. Birazcık da zeytinyağı. Annem çok yapar, çok da güzel yapar, çok güzel. Dedim ki alayım salata, biraz da böyle lor peynirli bir salata yiyelim. Çok güzel oluyor tadı. Size de tavsiye ederim. Bir nugget sever olarak bir paket nugget aldım. Arada böyle kaçamak yapmak istediğim zamanlarda 3 tane, 5 tane, en fazla 6 tane kızartıyorum. O benim soslarım işte acılı mayonez, mangolu köri sosu, hardallı köriler, barbekü sos seviyorum. Özellikle buraya oturup video düzenlerken bundan böyle bir 5-6 tane kızartıp uzun saatlere yayıp, çünkü video düzenlemek biraz uzun sürüyor, kaydetmesi uzun sürüyor, yüklemesi uzun sürüyor. Böyle onu yaparken çok güzel oluyor arada atıştırmak, çünkü insanın kan şekeri düşüyor. Kan şeker düşünce de nugget iyi geliyor. Ya yani bu benim için geçerli. Arada yapıyorum, her zaman yapmıyorum. Seviyorum bir de nugget yani. Bir nugget üzerine başka ne konuşulabilir bilmiyorum. Nugget aldım. 300 gram. 4,5 lira fiyatı. Ve Ender falım sakız aldı. 2 paket. Bir tanesini arabada bıraktık. Fiyatı 3,5 lira. Evet, 101 alışverişimiz de bu kadar. Başka da bir şey yok. Aldıklarımız bunlar. Sadece şimdi şu inşallah güzeldir. Arkadaşım medettiği kadar. Hindistan cevizlisi güzeldi. Dilerim ananaslısı da güzeldir. Tatlılarımız
tadarım güzelse de daha hani gofret çok sevmediğim için almam. Aa, bu benim zaten favorim, en sevdiğim. Ve ananas, Hindistan cevizi suyu ve tabii ki de o Hindistan cevizi sütü. İnşallah güzeldir onlar, dilerim güzeldir. Şimdi ne yapacağım? Şunları dolaba kaldırayım. Bir çay demleyeyim ve bugün günlerden Salı. Kadın var. Kadın dizisi izleyeceğim. Aa, bu arada hangi dizileri izliyorsunuz? Biraz sohbet edelim. Benim arkadaşlarımla böyle WhatsApp gruplarımız var. Oradan gireyim konuya. Mesela ilkokul arkadaşım var. O şeyi izliyor. Sefir'in Kızını izliyor. Ben de izliyorum. Oradan onunla kritik yapıyoruz, sohbet ediyoruz ve inanın iyi geliyor yani. Ve ayrıca Netflix yapımları hakkında da birbirimize tavsiyelerde bulunuyoruz ve sonra onun üzerine saatlerce konuşabiliyoruz. İşte bir diğer arkadaşımla kadın dizisini ortak izliyoruz ve kritikler yapıyoruz. Şimdi Babil diye bir dizi başladı. Şimdi Asiye'ye yapıştım, diyorum ki izle. Babil'i izle, çok güzel. Babil'i izle, çok güzel. O da başlayacak. Onunla da bol bol Babil kritiği yaparız. O çalıştığı için çok fazla dizi izleyemiyor ama Babil'i izleyebilir. Bak, buradan da söylüyorum. Lütfen Babil'i izle. Onun üzerine de seninle de sohbet edelim. Tabii annem de izliyor Sefir'in Kızını. Onunla da sohbet ediyoruz. Sefir'in Kızı çok güzel. Özellikle yani güzel, şu anlamda güzel. Davul zurna, bizim buralar, bizim buranın şivesi. İzlerken yabancılık çekmiyorum o diziyi. Kadını başladık. Son 3 bölüm, 2 bölüm bitirelim. En başından beri izlediğim bir diziydi kadın dizisi. Evet, bazen ben de çok sıkıldım konusundan. Bazen bırakmak istedim ama bırakamadım. Mesela çocuk dizisini bıraktım. Onu biraz izledim. Üf, yani deyip bıraktım. Bıraktığım diziler de olmuyor değil. Ama sonuna kadar izlediğim diziler var. İlk bölümünden son bölümüne, sinema filmi çıktığında dahi gidip izlediğim, hatta ara ara şu anda da açıp izlediğim bazı diziler var. Bitmiş diziler. Unutamadığım diziler arasında Asmalı Konak var. Hala böyle bazen izliyorum. Ama çok eski geliyor bana. O zaman çok güzel, hoş gelen şeyler şimdi oy falan böyle. Asmalı Konak var. Şu aklıma gelmiyor. Eski, çok eski, 2002 yılındaydı Asmalı Konak Hayat'la. Bitti filmiyle. Hatta Tekirdağ'da bir AVM'de izlemiştik. Ben böyle bir kalabalık görmemiştim. Behzat Ç'yi baştan sona izledim. Sinema filmlerini izledim. Blue TV'ye üye oldum. 9'du, 12 miydi? Son Blue TV'de çıktı. Onun için üye olup oradan izledim. Başka izlediğim diziler, yabancı dizileri saymıyorum şimdi. Türklerden gidelim. Sefil'in Kızı'na başladım. Bu kadar. Babil'e başladım. Hafta içi izlediğim dizi pazartesi salı günleri, yok pazartesi salı cuma günleri akşamları dizi var benim. Bu kadar. Siz de izlediklerinizi aşağı yazabilirsiniz. Sizlerle de kritik yapabiliriz. Hatta Sefir'in Kızı oynadığı zaman pazartesi, kadın dizisi salı ve cuma günleri Babil. Instagram'dan takip ederseniz hemen şuraya yazıyorum. Yılmaz Ailesi 6109 hesabımız. Oradan hikaye paylaşıyorum. Cevap yazanlar, kritik yapanlar, sizlerle de kritik yapıyoruz. Evet, bu kadar. Şimdi kalkıyorum. Üzerimi değiştireceğim. Önce aldıklarımı yerleştireceğim. Daha sonra üzerimi değiştireceğim. Çayımı demleyip kadın dizisine izlemeye koyulacağım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.